Herkese selam arkadaşlar. Bugün Adıyaman'dayım. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Adıyaman merkeze geldim. İlk adresim Adıyaman Kalesi. Adıyaman'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Her yol Atatürk heykeliyle çıkıyor. Ama ondan önce burada iki tane arkadaş gördüm. Onlarla tanışmak istiyorum. Sonra devam ederiz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Aleykümselam kardeşim. Vlog'tasınız. BN Medya. Adıyaman'a geldim. Dedim anladım. Sizleri gördüm. Tanışalım istedim. Zahit ben abi. Merhabalar. Ne çıkıyorlardı? Vlog. Bu da Burak. Vlog biliyor musunuz? Biz bilmiyoruz. Öğrenmek ister misiniz? Yok kardeşim. Peki dahil olmak ister misiniz? Evet kardeşim. İsterim o zaman. Evet, karşınızda First Lady Adıyamanlı Zahit. Merhaba Zahit. Merhaba arkadaşlar, ben Zahit Erkan. İkinci First Lady'miz Burak Güngör. Merhaba kardeşim. Bu yolda kameraman sen olacaksın herhalde. O zaman gel kanki. Nereye gidiyoruz? Üçüncüler Çarşısı. Üçüncüler Çarşısı'nda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Tütüncüler Çarşısı'na geldik. Hafta sonu olduğu için biraz esnaflar yok ama birkaç tane esnafla şimdi konuşacağız. Adıyaman'da tütün ticari kaynak değil mi Zahit? Ticari kaynak ve zevk kaynağı. Zevk kaynağı. Adıyamanlılar canı sıkıldıkça tütün içiyorlar. Öyle bir yer. Nasıl şimdi, sarıldığını da göstereceğiz. Evet, şimdi nasıl sarıldığını birazcık tütünden bahsedeceğiz. İsterseniz şimdi esnaflara geçelim, orada devam edelim. Arkadaşlar kolay gelsin abi. Sağ olasın abi. İyi geldin. Ben Deniz'den geldim abi de. Adıyaman'ın tütünü meşhurmuş. Evet. Dedik bir girelim. Bizim zaten bölgesel olarak tek kalkınma şeyimiz de bu yani, nimet olarak. Biz bunu nimet olarak görüyoruz. Başkası bunu zehir olarak görüyor, zarar verici olarak görüyor. Ama biz nimet olarak görüyoruz. Çünkü ekmeğimiz bundan çıkıyor bizim. Valla çeşit çeşit abi tütünleriniz var bayağı. Bunların tabii kaliteli olduğunu belirtiyor. Şeyde, İçim kalitesini belirtiyor. Tabii bu çeşitlilik içim kalitesi. Yani hafif olsun, ortası olsun, sertliği olsun. Yani her kıvamda. Bir de bu aroması Türkiye'de tek. Yani aslında mesela Silifke'nin çileği meşhur değil mi? Hı hı. Oranın aroması güzel. Çileği burada eksen, o aromayı orada burada alamazsın. Mesela buranın tütününü orada eksen mümkün değil, bu kaliteyi bulamazsın. Burası Adıyaman'ın en güzel yeri bu işte, dağlık bir bölge. Hatta bir şey muhabbeti var ya, sigara öldürür ama Adıyaman tütünü belki hani. Doğru mu abi öyle bir şey? Ya en azından doğal. Doğal. Tabii doğal derken şimdi insanlara... Aslında şöyle değil mi, tekel tütününe nazaran biraz daha kaliteli mi oluyor? Daha az öldürücü. Daha az zararsız oluyor. Şimdi tekel tütünleri tamamen ilaçla yapılıyor. Bunlar biraz daha doğal. Uzun ömürlü olması için. Ben şunu dikkat ettim abi. Herkes burada tütün sarıyor. Biz bir tütünün nasıl sarıldığını gösterelim mi? Tabii ki ya. Sen sar abi, sonra bir ben sarayım. Senden bir göreyim. Şimdi önce kağıt. Kağıdın kalitesi önemli mi abi burada? Önemli tabii canım. Çeşit çeşit marka var. Bizde özellikle mesela bu bandroller çıkmadan önce bu eski kağıtlar vardı. Bandroller çıktıktan sonra onlar biraz kaçak durumuna düştü. Onu önce katlıyorsun. Tabii çok basit ya. Tütün mevsim var mı abi mevsim bu arada? Var. Böyle hangi mevsimlerde çıkıyor? Yok, yalan da önemli bu arada. Şimdi bu mevsimde ekiliyor. Hı hı. Yani bu Nisan, Mayıs ortalarına kadar ekilir. Yazın sonuna doğru da... Yani aslında bu mevsimlerde tam içeceğiz. Evet, zaman. Bu mevsimler Ekim zamanı. Anladım abi. Hasat zamanı değil. Bir de ben deneyeyim mi abi? Dene bakalım beceremeyecek miyim? Sen yapamazsın. Şimdi en olmaz. Kesin. Abi, şimdi abi bu kağıt çok ince bir kere. Yapamayacağız. Zor. Şimdi biraz bir tutam alıyorum. Evet. Abi bu çok yapış yapış. Niye abi böyle? Bu şekilde olmazsa bu kurur. Kuruduğu zaman da bunlar ıslak geliyor yani. Islak değil. Bu biraz nemli. Bu orta için mi abi? Bu hafif. Anladım. Bunu alıyorum abi değil mi? Bu yeterli mi bu kıvam? Bu yeterli. Şimdi bunu eşitlemen lazım. Mesela ortası balık sırtı olmayacak. Bunu belirtmen bile eşit her tarafa dağıtacaksın. Balık sırtıyı da hiç duymadım ama. Yok öyle de. Bunu şöyle elle yapman lazım. Şöyle. Anladım. Şöyle yayacaksın, her taraf eşit olacak. Şu şekilde biraz daha yay. Abi çok geldim sana. Yok 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 bak. Sana şöyle göstereyim. Şunu şöyle bakayım. Şunu arkadaşlar şöyle gözü kapatın. Eşit oldu mu? Ha. Şimdi... Şimdi sarma sarar gibi. Sarması bak. Ha, anladım. Yani çok basit şöyle. Anladım. Herkes şu. Yalamayı ben yapayım abi. Yalama önemli. Sonra buradan tutup şekilde yayıyorsunuz. Isırmak da önemliymiş bir de. Yani ısırmazsan açılır. Aynen. Sonra benim küçük olmadı ama olsun.
direkt bunu ağzıma, yani bunları alıyor muyuz abi? Ben de gibi yapacağım sanırım. Bunu ben beceremedim abi, benlik bir şey değilmiş. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Abi çok teşekkür ettim. Ben bunu rica sana ederim. Vereyim. Ziyan olmasın abi. Tanışmanız çok memnun olduk abi. Teşekkürler. Hayırlı olsun inşallah işiniz. Kolay gelsin. Eyvallah, teşekkürler. Uğurlar olsun abi. Kolay gelsin. Şimdi arkadaşlar tarihi tuzağına geldik. Burası eskiden Adıyaman'da oteldi. Yıkılmaya bırakılmış ama belediye buraya restorasyon yapıp artık daha düzgün bir şekilde işte turistlerin veya işte dışarıdan şehir dışından gelenlerin rahatça kalabileceği bir mekan. Ben de burada kaldım arkadaşlar. İsterseniz bir tarihi tuzağını şöyle ufak bir gezdireyim. Yemeklerinizi rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Aynı zamanda nostaljik bir mekan tasarlamışlar. Ben burada mesela sabah kahvaltımı burada yaptım. Burada gördüğünüz gibi açık büfelerimiz var. Böyle sabahları eğer erken uyandığınızda kalkıp burada güzel bir şekilde kahvaltı yapabilirsiniz. Şu çok dikkatimi çekti. Çok titiz arkadaşlar. Kesinlikle Adıyaman'a gelirseniz kalabileceğiniz bence bir numaralı otel arkadaşlar. Şimdi şeye geçelim. Yattığım kısmı göstereyim. Şimdi de kaldığım otel 1005 numaralı odadayım ben. Bilin arkadaşlar, içerisinde mükemmel. Bakın ne yapıyorum biliyor musunuz? İlk gün geldiğimde şu şekilde hareket yapmıştım. O kadar yorgundum ki arkadaşlar. Kendinizi adeta şu şekilde bırakıp oh yatabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Burada da banyo tuvalet kısmı var. Yani daha ne diyeyim arkadaşlar. Her şey çok titizlikle hazırlanmış. Şimdi de kaldığımız yerden devam edelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Şimdi Kervansaray'a geldik. Çok acıktım arkadaşlar. Kervansaray Adıyaman'ın en ünlü lokantalarından biriymiş. Dedik niye biz Kervansaray'a gelmeliyiz? Şimdi yemeklerimi söyledim arkadaşlar. Burak istersen sen bir yemeği çek. Oradan bir ara görüntüden sonra devam edelim. Yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Beklenen an geldi. Gördüğünüz gibi Güneydoğu Anadolu'nun mutfağı bence efsane. Bize karışık tabak ayarladılar. Burada ciğerimizden tutun, patlıcana, dönere, pilava, tavuğa kadar her şey var. Kısacası lezzet cümbüşü var burada arkadaşlar. Tabii ki olmazsa olmazımız, bilenler bilir, ben ayranı çok severim. Ayranında ufak bir tattım. Çok güzel bir ayranı var. Şimdi bunları yiyeceğiz. Çorbamızı da söyledik. Ben çok acıktım. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Neyse, biz acıktık. Yemeğe devam edelim. Sonra devam ederiz arkadaşlar. Görüşmek üzere şimdi. Evet, şimdi Kenan Usta'ya geldik. Kenan Usta Güneydoğu'nun en iyi çiğ köftecisi. Biz de gelelim dedik, buraya gelince ziyaret edelim dedik. Kenan Usta merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin ustam? Hamdolsun, sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Ustam, bu çiğ köfte benim kırmızı noktam, ben de çok severim. Bu çiğ köftenin sırrı nedir Kenan Ustam? Abi çiğ köftenin sırrı el lezzetlidir. Biz buna normalde hazine deriz, lülük köftesine. Buna da biz ne yaparız? Hamsi lülük deriz buna. Ben de biraz lülük çeşitleri de çok. Lülük şey mi? Marul, bak, marul ismi mi? Yok, yok marul ismi değil. Bak, bu arada bir bak, yiyeyim. Şimdi bak, bizim Adıyaman'da buna biz lülük deriz Adıyaman'da. Şimdi dışarıda ne yapıyorlar? Buna biz sıkım deriz. Bak kobra ha, görüyor musun? Bak kobranın sırtı. Günaydın arkadaşlar. Bugün yeni bir gündeyiz. Bugün Adıyaman'da tura katıldık. Veko Turizm'le birlikte güzel bir, eğlenceli bir tur yapacağız sizlerle birlikte. Bayağı bir yere gezeceğiz. Sürpriz olsun arkadaşlar. Gittikçe gene bilgilendirmeye vereceğiz. Burak hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Arkadaşlar şimdi Karakuş Tümülüsü'ne geldik. Burası Kral Antiochus'un yaptırdığı bir aile mezarlığı. Burası Comagene Krallığı'na ait. Burada görmüş olduğunuz kartal havadan gelen tehlikeleri koruyor. Bir de arkada aslan sütunu var. O da yeryüzünden gelen tehlikeleri koruyor. Bir de boğa sütunu var. Onları biraz sonra göstereceğim. O da gücü temsil ediyor. Burası böyle bir mezarlık. Güzel bir mezarlık. Ön taraf kadınların mezarlığı. Arka tarafta da erkeklerin kaldığı bir mezarlık var. Ortada da bir tane hazine tespit etmişler. Şu an işte Veko Turizm'le geldik. Güzel bir tümülüs burası. Eğlenceli bir yere benziyor. İşte buradan sonra diğer tarafa geçeceğiz. Böyle geçtikçe ben size anlatacağım. İsterseniz biraz anı yaşayalım. Oradan devam ederiz. Lan Ali, oğlum bunun kafasına ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ali ne yaptın? Burada abi kafasını.
Lan niye yaptın? Abi fotoğraf çekilirken yanlışlıkla düştü la abi. La oğlum benim ne yaptın? Yok, kaçam yok, yok. Şimdi arkadaşlar Boğaz üstünden çıktık. Aslan üstüne doğru gidiyoruz. Gerçekten çok sıcak bir hava var. Manzarası çok güzel. Yani orada bir ara görüntü gösteririz. Ondan sonra burası bu kadar. Sonra diğer yerde devam ederiz. Arkadaşlar aslan sütüne geldik aslında ama sütünü çalmışlar, sadece kafasını bırakmışlar. O burada. Şimdi fotoğraf çekiliyor arkadaşımızın biri. Burası tokalaşma sütünü. Burada da işte anlaşma yapmışlar anladığım kadarıyla. Buradaki hazineler için mi nedir bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, şimdi Cendere Köprüsü'ne geldik ve burada görmüş olduğunuz mimari Romalılar tarafından, Septimus tarafından, Kral Septimus tarafından yapılmış. Burada bir tane sütun ve burada iki tane sütun olmak üzere üç tane sütunu var köprünün giriş ve çıkışlarında. Bu sütunlar bir tanesi kralın ismi, diğeri eşinin ismi ve çıkıştaki de çocuğunun ismi olmak üzere isimlendirilmiş. Gördüğünüz gibi muhteşem bir mimari köprü. Bu ayakta kalan dünyadaki en eski köprülerden bir tanesi. Buradan altında bir nehir geçiyor. Bu nehir de Atatürk Barajı'na bağlanıyor. Bu arkada da bir tane dağ var. Orayı da biraz sonra göstereceğim. O dağ da eskiden Romalıların kaldığı bir yermiş, yerleşkeymiş. Gezimiz devam ediyor arkadaşlar. Buranın hikayesi de bu şekilde. Cendere'deyim abi. Telefon çekmiyor abi, çekmiyor. Türksel hizmet veriyor abi. Gördüğünüz gibi Cendere'de de olsanız Türksel her daim yanımızda. Tırırırıp tırırırıp. Merhaba arkadaşlar, şimdi Arsime Tapınağı'na geldik. Burası bir tane aşağıda bir anıt mezarlığı var. Onları videoda görürsünüz zaten. Bunun hikayesini ufak bahsedeyim. Antiochos'un babasının mezarının olduğu düşünülüyor. Ya da burada dinsel işlevlerin gerçekleştirdiklerini düşünülüyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi selamlaşma var. Herakles ve Antiochos'un selamlaşmasını görüyorsunuz. Onlar da Antiochos'un kendisini tanrı olarak görmesi ve diğeri de halkından biri olarak gözüküyor. Kendisini üstün görüyor ve bu şekilde halkından dahi kendisini üstün olduğunu burada gördüğünüz gibi boyundan ve işte biri çıplak, biri kral kıyafetinden de anlaşılıyor. Bunun da hikayesi bu şekilde arkadaşlar. Aşağıda bir mağara daha var. Orada devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz mağara soğuk hava deposu olarak kullanılıyor. Yukarıda da bir mağara var. Orası Herakles ve Antikos'un anıtı ve mağaranın bulunduğu bir yer. O anıtta da şöyle bir olay var. Orada dinsel işlevlerin gerçekleştirildiği yer. Aynı zamanda Antikos'un babasının mezarının bulunduğu söyleniyor. Ve iki tane tokalaşma heykeli var. Onları ara görüntüde görürsünüz. Biz turu kaçıracağız arkadaşlar. Aşağı inmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edelim sonra. Merhaba arkadaşlar. Şimdi Nemrut Dağı'na çıkacağız ama ondan öncesinde bir mola verdik. Bu Nemrut Dağı'ndan önceki son çıkış olacak. Acıktık, tosluyoruz. Burası çok güzel bir manzarası var. Buradan bilet alıyorsunuz. Ondan sonra Nemrut Dağı'na çıkıyorsunuz arkadaşlar. Nasıl geçiyor yolculuk Burak? Sence güzel geçiyor mu? Gibi. Bu arada tostu çok güzel yapmışlar. Ben beğendim. Bu kadar beklemiyordum. Müze kartınız varsa çıkabiliyorsunuz bu arada. Yoksa da benim gibi böyle size şey yapıyorlar. Bilet veriyorlar. Ama bilet 20 lirayken 40 lira olmuş. Mankitlerinde. Yapacak bir şey yok abi. Biz tostumuzu yiyelim. Nemrut Dağı'nda görüşmek üzere. Bay bay. Abi var ya bir Nemrut diye bir yerdeyiz. Ben de gerçekten niye geldim bilmiyorum. Bir mezarlık var burada abi. Bu kadar insan, bu kadar yolu sırf şurada görmüş olduğunuz tepedeki yeri görmeye geliyor arkadaşlar. Gerçekten merak ediyorum yukarıda ne var? Görülmeye değer bir yer mi? İlginç abi. Burası ilginç bir şehir. Dediğim gibi ilginç olaylar var burada. Yani eğlenceli bir o kadar da yorucu bir turu geçiyor ama güzel eğleniyoruz Burak'la birlikte. Peki diyorlar ki yukarıda altın bulmuşlar. Altın bulmuşlar. Abi o kalmamıştır. Götürmüşlerdir onu. Yok yok, öyle bir şey yapmayalım. Arkadaşlar tur devam ediyor. Bayağı daha yüksekte bu anıt ama az kaldı, başaracağız. Bunlar hep sizin için görün diye. Bayağı yoruldum bu arada. 50 metre daha
yukarı çıktıktan sonra hedefimize ulaşacağız. Heyecanla bekliyorum. Nasıl bir yer bu kadar çıkmamıza değecek mi? Bakalım. Neyse. Yukarıda görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar, sonunda Nemrut Dağı'na geldik. Bu Antiochos işsiz midir nedir? En tepeye mezarlığına yaptırmış arkadaşlar. Buranın hikayesini ufak bir bahsedeyim. Buranın hikayesi şu şekilde. Antiochos kendisini Tanrı'nın eşdeğer olarak gördüğü için en yüksek tepeye mezarlığına yaptırıyor. Burası Komagene Krallığı'na ait. Burada doğu ve batı olmak üzere iki tane cephe var. Burada doğuda güneşin doğuşu ve batışı var. Doğuda işte doğuşunu izliyorlar, batışında da batışını izliyorlar. Burası Komagene Krallığı'ndan gelen, soylarından gelenler için kutsal bir yer. Burada eğleniyorlar, işte kendi kültürlerini yaşıyorlar. Burada dediğimiz gibi Antikos'un görmüş olduğunuz heykellerde normalde burada kafalar var. Bu kafalar normalde başlarında ama deprem tehlikeleri vesaireden dolayı aşağıya indirmişler. Bu mezarda Antiochos'un kendi mezarlığı var. Burada şöyle bir ilginç bir olay var. Dünyada hiçbir anıtın açılmadığı tek mezarlık burası. Ve şöyle bir bilgi de var. Dünyada tek açık hava müzesi olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi çok kişi geliyor buraya. Gerçekten ilginç bir yer yani, yüksek olması vesaire. Öyle bir yer. İşte şimdi güneşin batışına geldik biz. Batışını izleyeceğiz. Biraz sonra o kısımları da gösteririm. Doğuşunun olduğu gibi bir de batışı var. Batı tarafına geçelim, orada devam edelim. Evet arkadaşlar, şimdi batı tarafına geldik. Gördüğünüz gibi güneş yavaştan yavaştan batıyor. Bu güzel batımla birlikte videomuz da burada sona eriyor. Ben tüm herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Burak kameraman kardeşime, Zahit'e, herkese, Adıyaman'a çok teşekkür ederim. Çok güzel anılar geçirdik, güzel tecrübeler edindim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Purchase your tricks today.